banka hesaplarında vadeli bir hesap açmış. Vadeli bir hesap açmış ve bu vadeli hesaptan dolayı da bir faiz geliri elde ediyor. Bu faiz gelirini normal kayıtları yaparken faiz geliri olarak işlenip de normalde sonucunda serbest bölgelerde kurumlar vergisinden tabi olmadığı için herhangi bir vergiye tabi tutmuyorum ben. Ama siz dediniz ki eğer dediniz bankadan elde edilen bir faiz geliri varsa bunun vergiye tabi olduğunu söylediniz. Onu nasıl ayrımını yapacağız? Şöyle ayıracaksınız. Diyelim ki 100 lira karınız var. Bunun 5 lirası faiz gelirinden geliyor. 95 lirası da üretim faaliyetinden elde ettiğiniz kar olarak düşünelim. Eğer bu şekilde bir geliriniz varsa zaten sene içerisinde alt hesaplarda lütfen onu ayırın. O ayrımı yaptıktan sonra beyannameyi verdiğinizde 100 bin lira kazanç beyan ettiniz atıyorum. 95 bin lirası serbest bölge kazancı olarak indireceksiniz. Çünkü orada beyannamede biliyorsunuz yeri var aşağıya doğru olan bir kısımda. Ve geri kalan 5 bin lira da sizin vergiye tabi matrağınız olacaktır. İşlem böyle yapılacak. Teşekkür ederim. Evet, buyurun sizin bir sorunuz var. İki soru söyleyeyim. Söyle. Onu söyleyeyim. Hı-hı. Evet. Şimdi önce birinci sorudan cevabını verelim arkadaşlar. Bakın. Olay önemli. Biraz muhasebe tekniğine gireceğiz. Sizin merkezinizde belli bir sermayeniz var. 500 bin TL. Şubeyi açarken 500 bin TL içinden atıyorum, tamamen sallıyorum, 50 bin euro karşılığı bir sermayeyi serbest bölgeye tahsis ettiniz. Alp Bey anlatırken gördünüz, orada serbest bölge kararında, şube açma kararında şu kadar dolar diye yazıyor. Euro ya da dolar, önemli değil. Tahsis ettiniz. Dolar diyelim, yuvarlak gidelim. Fark etmiyor çünkü. Bu tahsisatı yaptınız. Ne yaptınız? Serbest bölge şubenizi kurdunuz. 50 bin dolar ya da euro sermaye olarak, şube sermayesi olarak kayıtlarınıza yazdınız mı? Yazdınız. Değil mi arkadaşlar? Ayrı bir defteriniz var ve yazdınız. Öyle değil mi? Bana şubeye tahsis dediniz. Yok hocam. Tamamı yabancı sermaye şirket. Evet. Serbest bölgede faaliyet gösteriyor. Evet. Euro bazlı defter tutuyor. Sermaye bu değerlemesini tabi tutuyor. Kardeşim ben olayı farklı anladım. Ona, onu anlatayım. Ben ona bir devam edeyim. Seninki kolay. Bakın arkadaşlar. Bu durumda az önce söyledim. Olaydan devam ediyorum. Eğer böyle bir durum var ise, yani siz merkezdeki bir şirketinizin sermayesinden bir bölümü ayırıp serbest bölgedeki şubesine sermaye olarak koyduysanız şöyle bir durum karşınıza çıkıyor. Merkezde sizin 500 nolu hesabın altında iki tane kırılım olacak. Merkez sermaye, şube sermaye. Şube kendi hesaplarında 50 bin dolar ya da euro üzerinden hesabını takip edecek. Çünkü o bilançosunu ne olarak çıkartıyor? Euro olarak çıkartıyor, öyle değil mi? Euro para birimine göresiniz. Ve daha sonra diyelim ki aralarda kur farkı, merkezde kur farkı değerlemesi yapılacak mı? Hayır, yapılmayacak. Tahsis ettiği zaman kaç lira göndermişse o para aynen orada görünecek. Atıyorum 75 bin lira. O zaman kur öyleydi diyelim. 75 bin lira olarak görünüyor. Merkez sermayesi nedir? 500 bin lira sermayenin 425 bini merkezin, 75 bin TL'si ise şubenin sermayesi olarak merkezin kayıtlarında görünüyor mu? Görünüyor. Şimdi arkadaşlar aradan 10 sene geçti, 15 sene geçti. Ruhsat süresi sona erdi ve şube kapandı. Şube sermayesi ne olacak arkadaşlar? Merkeze gerisin geri transfer olacak, öyle değil mi? Bu transfer işleminde bizim zamanında 50 bin euro olarak gönderdiğimizde o zaman 75 bin TL yapan, şimdi maşallah zaten 3 liraya da ulaştığına göre ne oldu? 150 bin lira oldu, değil mi arkadaşlar? 150 bin lira olarak geldi, işte kur farkı geliriniz orada söz konusu olacak. Orada aradaki fark kur farkı gelir olarak kayıtlarınıza girecek.
Zaten bu bahsettiğim konsolidasyondan bahsetmiştim ya, dediğim sermaye hesabını bu şekilde ayrı yaparsanız konsolidasyonda hiç sorun yaşamazsınız. O detaya girmek istemiyordum. Sorunuzu ben öyle algıladım. Sorunuz aslında daha basitmiş. Sorunuzun cevabı şu. Siz Euro bilanço çıkartıyorsunuz ve Euro üzerinden 31-12 itibariyle eğer gerekiyorsa Türk Lirası'na çevirdiğinizde elbette sermayeniz de Türk Lirası'na dönmüş olur. Ama sermayeniz için bir kur farkı işlemi yapmanıza gerek yok. Çünkü siz Euro getirmişsiniz, Euro muhasebesi yapıyorsunuz, bilançonuzda Euro çıkıyor. Sadece ve sadece vereceğiniz beyannameler için 31-12 Merkez Bankası döviz alış kuruyla bir işlem yapıyorsunuz ve beyannamelerinizi o rakamlar üzerinden hazırlıyorsunuz. Ama bilançonuz esas da Euro olarak devam ediyor. Evet arkadaşlar, tamam mıyız bu konuda? Herhangi bir başka soru işareti var mı? Sorusu olan var mı? Biraz daha o zaman devam edeyim, ondan sonrasında şey yapacağım. Ha pardon, senin bir de geliş stopajı var burada. Pardon, onu bir daha bir şey yapabilir misin? Üretim tamamlanmasını ifade ediyor. Tamam. Ha, işçiye verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Pardon. Arkadaşlar, vergiyi ne yapıyorsunuz? Siz işçiden kesiyorsunuz. Değil mi? Evet. Yani şimdi sorulu cevaplı beraber gidelim. Vergi, brüt anlamda, bakın aslında ücretler brüt olarak anlaşılmalı. 1.000 dolar anlaştınız. Brüt. 1.000 dolar anlaştınız. Ve işçinin eline vergi kesilse, atıyorum 800 dolar ya da euro geçecek. Vergi kesilmezse 850 olması lazım. Eğer dönem bitti, ihracatınızı gerçekleştirdiniz, o zaman o 50 euro gelen parayı işçiye vermelisiniz. Net anlaşıldıysa, özel bir durum derseniz onlar çok yoruma tabi. Ama dümdüz mantıkla gittiğimiz zaman bu işçiden kesilen bir paradır. İşçiden kesilen parayı devlet kesmeyip, sizin faaliyetiniz nedeniyle olsa da kesmeyip sizden az muhtasar tahsil ettiyse, o kesinleştiği andan itibaren, yani yeminli mali müşavir raporunun kesinleşmesinden sonra o elinize kalan para işçinin hakkıdır ve ödenmesi gerekir. Tamam arkadaşlar. Bu konuda bir farklı görüş olan var mı? Arkadaşlar, çünkü bu, bakın, stopaj adı üzerinde kesinti bu. Kesinti. İşçiden kesiliyor. İşçiden kesilmiyorsa o zaman işçinin brüt rakamına doğru bir farklılık getirecektir. Yani işçiye daha fazla net ücret ödenmesi lazımdır. Tamam arkadaşlar? Sözleşme net üzerindense tartışma var. Bana göre yine o sözleşmenin net üzerinden olması, net bu rakamın bürütü neyse esas olan odur aslında arkadaşlar. Yani orada, çünkü işin özü şu. Vergi işçiden kesiliyor. Kira stopajı mal sahibinden kesiliyor. Yine serbest meslek makbuzu stopajı mali müşavirden kesiliyor. Bunların ortadan kalkması halinde kimden kesiliyorsa vergi, onun burada bu farkı alması lazım. Doğrusu budur. Genel vergi şeylerine, kurallarına dayanarak söylüyorum. Hukuki bir tecrübem olmadı. Bu konuda bir dava açılıp, dava neticesinde bir karar çıkmış arkadaşımızın bir tecrübesi varsa lütfen bizimle paylaşsınlar. Çünkü ben böyle konularda bir dava olmasını bekliyorum. Dava olduğu zaman iyi oluyor. Hukuk bunu inceliyor ve bir neticeye bağlıyor. Daha henüz ben böyle bir dava neticesi görmedim. Belki dava olabilir, devam ediyordur. Neticesi olmadığı için benim tarafımdan görülmemiş olabilir. Arkadaşlar, benim görüşüm bu. Bu kesinti işçiye ödenmesi gereken bir paradır. Siz de elemanınızla anlaşırken gayret edin, ihracatımızı yurt dışına daha fazla yapalım. Siz de böylece net ücretinizi daha fazla alın da diyebilmiş olabilirsiniz gibi. Mesela. Evet arkadaşlar. Başka soru var mı? Devam ediyoruz o zaman. Bir dakika, bir burada mı kalmıştık ya? Burada kalmıştık değil mi? Geçtik mi onu? Tatlı hizmetler. Özellikli durumlar. Evet. Dar mükelleflerden alınan gayri maddi hak bedellerinde stopaj sorunu sıfatıyla kadar. Bunu geçmedik arkadaşlar. Bu önemli. Bu önemli. Burası önemli. Şimdi. Serbest bölgede bir firmasınız. Yurt dışındaki ana firmanızdan veya yurt dışındaki herhangi bir firmadan bir bilgisayar programı alıyorsunuz.
veyahut da bir know-how satın alıyorsunuz. Bir gayrimaddi hak satın alıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Bu hakkı satın aldığınız zaman ne yapacaksınız? Serbest bölge firmasından bahsediyor. Bırakın unutun serbest bölge firmasını. Türkiye'deki bir firma olsanız ne yapacaksınız? Arkadaşlar yapacağınız iş belli. Bir katma değer vergisi uygulayacaksınız sorumlu sıfatıyla. Ve bir de stopaj yapacaksınız. İlgili ülkenin anlaşmasına bakacaksınız. Muhkim olan ülkenin yani muhkimi olduğu ülkenin anlaşmasına bakacaksınız. Bu anlaşma çerçevesinde stopajınızı uygulayacaksınız. Böyle mi? Böyle. Serbest bölgede aynısını yapacaksınız. Hiç fark yok. Önce stopajı anlatayım. Bakacaksınız bu gayrimaddi hak bedeline. Çoğunlukla %15 civarında ülkelerle olan anlaşmalarda çoğunlukla %15 stopaj yazıyor. İstisnai olarak %10 olanlar da var. Önemli değil. Bakın, ilgili ülkeye bakın. Girin şeyden, GİB'in sayfasından ilgili ülkenin anlaşmasına bakın. Türkçe metinler orada var. Orada büyük ihtimalle gayrimaddi hak bedelleri 12-14 14. madde gibi olur. Çoğunlukla aynı yerlerde yer alıyor. Bakın arkadaşlar. Yüzde kaç stopaj? %15. Stopajı uygulayın. Bitti. Eğer serbest bölge için değil, Türkiye için genel söylüyorum. İlgili ülkeyle çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması yok ise genel oran %20. %20 uygulayacaksınız. Tamam arkadaşlar. Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre genel oran %20. İlgili ülkelerin anlaşmaları olan ülkelerin oranlarına bakılır. O oran uygulanır. Bitti. %15 diyelim. %15'i uyguladınız. Katma değer vergisi baktık, araştırdık, inceledik. Bu özelgeyle tespit edildi. Evet arkadaşlar, var. KDV'de sorumlu sıfatıyla var. Şimdi diyeceksiniz ki, az önce belki bir saat önce KDV mükellefiyi tesis ettim diyeceksiniz dedim, öyle değil mi? Geçici olarak açtıracaksınız, iki nolu beyannameyi vereceksiniz, yerine kapattıracaksınız. Tamam arkadaşlar, demokrasilerde çağrılar tükenmiyor. Yeter ki devlete vergi vermek isteyin. Tamam arkadaşlar? Yani devlet vergisini bir şekilde alıyor ama doğru olan şu. Katma değer vergisi zincirinin kırılmaması ve Türkiye ile uygulamalarda eşitlik sağlanması için bu özelgenin cevabını doğru görüyoruz. Alp Bey'le bu konuyu çok tartıştık ve sonuçta bunun bu şekilde olması gerektiğini biz de kanaat getirdik ve size de gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Evet, stopaja tabi ve KDV'ye tabi herhangi bir işlemi yaptığınız anda, Türkiye'de bunlar tabi ise serbest bölgede yaptığınız anda hem stopaj var hem KDV var. Konuyu dağıtmıyorum. Dış ticaret eğitimlerinde anlatıyorum. Dış ticarette bir takım istisnai durumlar var yurt dışından gelen faturalarda. Onlar Türkiye içinde istisna. Öyle bir şey varsa serbest bölge içinde geçerli arkadaşlar. Tamam mı? Ama ben size örneği olandan verdim. Gayrimaddi hak bedelinden verdim. Dolayısıyla burada katma değer vergisi var. İki nolu beyanname ile açtırılıp, ödenip, kapatılıp, verilip, ödenip, kapatılacak. Bitti. Bu kadar basit. Evet. Müşavirlik, hukuk müşavirliği, gümrük müşavirliği, yarım saat anlattım onları zaten, geçiyorum. Evet arkadaşlar, katma değer vergisini geçiyorum. Bakın, damga vergisine geçeceğiz. Lütfen bu konuda soru işaretiniz var mı? Başınızdan geçen bir olay var mı? Biz değer eğitmen arkadaşlara da sorduk. Aynı dönüşleri bizim görüşümüzde olduklarını öğrendik. Ama başınızdan geçen bir olay varsa lütfen bunu bizimle paylaşın. Çünkü Maliye Bakanlığı bazı müktezalarda kafa karıştırıyor. Bütün bunları yazıyor, karıştırıyor. Sonuçta da bir yere bağlamadan bitiriveriyor. Bunlar maalesef oluyor. Ama bizim görüşümüz bu şekilde katma değer vergisi olacağı, serbest bölgelere verilen hizmetlerde KDV olacağı şeklinde bildiğiniz olsun. Siz özel durumunuzun çaresini söyledim zaten. Dahil ettirin faturaya, olsun bitsin. Evet arkadaşlar. Söyleyeceğim. Şimdi serbest bölgeler çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması olan bölgelerde değil üstelik arkadaşlar.
Yani çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalarında yurt dışındaki bir Avrupa ülkesi gibi bile görünmüyor. Çünkü vergisel anlamda buralar üçüncü dünya gibi kabul ediliyor. Dolayısıyla oradan gelecek olan faturada herhangi bir indirim olmazsın. Eğer stopaja tabi ise işte bak şimdi tek tek birkaç kalem saydın. Eğer bunlar içinde mesela diyelim ki ne geldi size bana tek tek söyle. Laboratuvar ne? Yani laboratuvarda yani, bir tahlil mi yapmışlar? Kimyasal maddeler var. Onların laboratuvarda tahlil yaptırmışlar. Orada kendi... Serbest bölgelerde yoktur. Yurt dışında yaptırmıştır. Size fatura yansıtması yapıyordur büyük ihtimalle. Neyse, evet. Malların incelenmesi, ayırma vesaire de böyle bir 200 kalemi... Bakın, yurt dışında yapılan ticari harcamalar karşılığında gelen faturalarda, ticari harcamalar diye genel söyleyeyim, çok fazla detayına girmeyeceğim. Gerçekten çok geç oluyor. Ticari harcamalarda stopaj konusu ve KDV konusu farklı değerlendirilir. Dış ticaret eğitimlerimize katılınız. Tamam mı? Ama eğer stopaja ve dış ticaret KDV'ye tabi ise şayet, o zaman siz de burada elbette onu yapacaksınız. Biraz da faturanızın özelliğini bilmem görmem lazım. Onu ibare eder. İncelemeyle ilgili bir fatura yollayın. İncelemeyi nerede yaptığını söylüyor, serbest bölgede mi? Bakın, Türkiye'den kaynaklanan bir işlem ise farklı. Onlar serbest bölgeye alamazlar. Durum biraz özel. Daha sonra görüşürüz. Başka bir şey daha var çünkü. Serbest bölgelerde hizmet faturası kesemezler. Tek. Efendim, KDV onun hizmet. Üstad, çok kısa bu hizmet. Müsaadenizle. Buradaki işlerin KDV'sinden yani fatura size geliyor. Nerede faydalanıyorsunuz? Türkiye'de. Değil mi? Yurt dışından mı fatura gelseydi nerede faydalanacaktınız? Türkiye'de. Dolayısıyla faturada KDV olsun olmasın, KDV'nin beyan edilmesi bence şart. Burada katma değer vergisi bir nolu maddesinde yazar. O da nedir? Hizmetler ya da mal hareketleri ve hizmetler ya ithal edildikleri esnada ya da teslim ve ifa edildikleri esnada katma değer vergisi, bir de özel teslimler vardır biliyorsunuz. Borlu taşımacılığı vesaire konuyu dağıtmıyorum. Ama bu hizmetten Türkiye'de faydalanıldığı için %100 bir KDV beyanı gerektiğini ben düşünüyorum. Hiç tereddütüm yok. Üstadın değinmeye çalıştığı şey de faturanın KDV'li çıkıp çıkmayacağı, KDV mükellefiyeti yok, o nasıl olacak? Orası tartışmalı ama o konuyu çok özellikli bir durum olduğu için sadece faturada KDV gösterilip gösterilmeyeceği ayrı bir konu. Ödenip ödenmemesi ayrı bir konu. Bence %100 ödenmeli ama gösterim konusunda çekinceler var. Teşekkürler. Arkadaşlar, yapılan işler önemli. Ayrıca ben farklı bir şey daha söylüyorum. Serbest bölge firmaları hizmet faturası kesemez. Salt hizmet faturası kesemezler. Bakın, burada bir sıkıntı var. Başka bir şey var orada. Çünkü izin vermez serbest bölge müdürlüğü. Çok iyi bildiğim için söylüyorum. Serbest bölgeden geçmemiştir bu fatura büyük ihtimalle. Çünkü direkt hizmet, salt hizmet sizinki. O hizmet için ruhsat almış olmaları lazım orada. Onu da vermiyorlar zaten. Yani Türkiye'ye bakın, serbest bölgelerden Türkiye'ye hizmet transferi özellikle engellendi. Çünkü vergisel anlamda çok büyük sorunlar olacak demeye. Serbest bölgede vergiden muaf bir firma diyelim ki 6 Şubat 2004'ten önce ruhsat almış. Türkiye'ye hizmet faturaları kesilir ve Türkiye'de bunlar gidere yazılır. Kanun koyucu bu tuhaflığı önlemek ya da bu sıkıntıyı, bu vergi kaçırma yolunu engel olmak için Türkiye'ye hizmet verilmesi kısmını engelledi. Bu konuda şeyler var, genelgelerimiz var. Bu nedenle çok istisnai olarak, bizzat yaşadık, çok istisnai olarak ürünle beraber hizmet vermek zorunluluğu deminki o kameralarla alakalı, onda bile çok istisnai izin alınıyor. Çoğunlukla serbest bölgeler yine izin vermiyorlar. Arkadaşlar, bu nedenle benim bir firmam Türkiye'ye bilgisayar satamadı. Çünkü alıcı diyor ki bir yıl bakım anlaşması yapacaksın, bir yıl bakımını sen yapacaksın, bu şartla alırım diyor. Yapamadık. Serbest bölgelerde görüştük, bu bakım anlaşmasını yapamayacağımız anlaşıldı. Onun için sizin bir laboratuvarda yapılan bir test neticesini, fatura etmelerinin çok sağlıklı olmadığını KDV'den de önce düşünüyorum. Ama böyle bir faturanın girmesi halinde sizin herhangi bir riskle karşılaşmamanız için KDV'ye elbette yatırım 2 nolu ile 1 nolu da
İndirme konusu evet, gündeme geliyor. Evet, o kadar indirim istedi bizden. İndirim için böyle bir fatura düzenledi. Kardeşim, fiyat farkı indirim çok daha kolay. Fiyat farkı kesmiş olsaydı hocam bize. Çok daha kolay değil mi? O çünkü malla alakalı. Onu çünkü kesebilir, tamam mı? KDV var mı hocam? Fiyat farklarında tartışılır. Şimdi giderken bunun KDV'si yok idi. Dönüşte bir ticari işlemler KDV'den müstesna gibi bir özel maddeler var. Bunlara oturup bakmak lazım. Bu özel. Bu özel bir durum, tamam mı? Onu oturup bir incelemekte fayda var. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan var mı? Geçiyorum o zaman bu bölümü. Şimdi çünkü gümrük vergisi, yok, gümrük vergisi değil. Neye geçiyorum? Damga vergisi. Evet arkadaşlar. Bakın. Damga vergileri 2008'e kadar istisna vardı. Ondan sonra damga vergisi istisnasının süresi uzatıldı. Kapsamı daraltıldı. Ama mükellef sayıları da genişletildi. Bunu maddelerde zaten çok net görüyoruz. Ancak şöyle bir hızla üzerinden geçelim. Serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan bu işlemlerle düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır. Evet. 6 Şubat üretim faaliyetinde bulunma zorunluluğu ve 6 Şubat'tan önce ruhsat alma zorunluluğu burada aranmıyor, buna dikkat edilmiyor. Öncesi ve sonrası tek olarak bakılması gerekiyor. İstisnanın uygulanabilmesi için vergi mükellefi olması gerekli. Faaliyetin serbest bölge sınırları içinde yapılan kısmı damga vergisinden istisna. Evet arkadaşlar, şimdi damga vergisi konusuna biraz daha geniş bakalım. Yurt dışında yapılan bir sözleşmede damga vergisi var mı arkadaşlar? İngiltere'de bir sözleşme yapıldı. Damga vergisi var mı? Bir Türk firması ileride yok. Öyle değil mi? Ama ancak bu Türkiye'ye gelir ve Türkiye'de bir dava konusu edilecek olursa damga vergisi gündeme geliyor. Tamam arkadaşlar? Benzeri olay serbest bölgeler içinde geçerli olabilir ama serbest bölge içinde yapılan sözleşmelerde damga vergisi yok. Evet. Akitler üzerindeki damga vergisi ve diğer kağıtlar. İstisnadan faydalanması gerekiyor. Ancak uygulamada vergi dairesine verdiğiniz beyannamelerde durum ne oluyor? Alıyorlar. Evet arkadaşlar. Efendim? Alınıyor. Şimdi orada o sözleşme nerede yapılıyor bir de o var. Değil mi? Yani sözleşmenin yapılması doğru ama taraflardan biri Türkiye'de. Hükümlüye hükümlerden siz faydalanacaksınız. Sonuçta müteselsiz sorumluluk. Yani bunu mesela idareye sorsanız der ki damga vergisi yoktur ama şeyden olursa ararım der. Müşavirden olursa ararım diye bir yorum yapar. Böyle ortaya karışık atar genelde. Yani ben olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü evet, damga vergisi uygulanmalı. Şöyle bir şey var. Pardon, şunu açayım. Bakın, serbest bölge içerisinde demin bahsettiğim inşaat firması bir ruhsat aldı, geçici ruhsat ve sözleşme orada revize edildi. Durum farklı. Siz işletici firmayla bir sözleşme yaptınız. Dediniz ki benim mallarımı şu şekilde indir bindir. Bir sözleşme yaptınız. Burada damga vergisi yok. Bunlar çok rahat. Evet. Serbest bölgede damga vergisi açılmış zaten. Bir kere tesis var. Sözleşmeyi orada beyan edip orada ödüyor yani. Ödüyor. Damga vergisi açılmış mı? Bir kere de açılmış. Alıyorlar. Damga vergisi olarak. Sözleşmeyi orada beyan edip. Sözleşmenin damga vergisini ödüyoruz orada. Sonuçta soru var mı yok muydu ya, ödendiğine göre var diye yorum yaptınız o zaman siz. Onu aldılarım. İkilemde kaldım, ödedim. Arkadaşlar, harçlarla alakalı, şimdi bir dakika, benim damga vergisi bitti. Evet, pardon. Harçlarla alakalı kısma isterseniz bir geçelim. Çünkü hakikaten çok geciktik. Arkadaşlar, benzeri damga vergisiyle benzeri bir durum var. Hemen hemen aynı gibi. Burada sadece özel bir durum var, onu söyleyeyim. Harçlar yok deniyor. Ancak mesela noter harcı yok. Kanunda bu var. Ama notere gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben serbest bölge firmasının defterini onaylatıyorum, harç alma. Diyor ki hayır ben alırım. Sordum diyor noterler birliğine. Ancak serbest bölge içinde noter olursa harç almayabilir diye cevap gelmiş noterler birliğinden, araştırmışlar. Dolayısıyla arkadaşlar bunları aslanlar gibi ödüyoruz. Tapu ve kadastro harçları, tapu daireleri arkadaşlar Türkiye'de. Öyle değil mi? Çoğunlukla da bu uygulamada ben rastlamadım alınmadığını, alındığına size rastladım. Bilginiz olsun.
Diğerlerinde de aynı şeyler geçerli oluyor diye düşünüyorum. Hemen gümrük vergilerine geçmek istiyorum. Arkadaşlar bakın, gümrük bölgesi dışında burada tereddüt var mı? Yok. Serbest bölgeden Türkiye'ye gelirken ithalat anında KDV yatırılıyor mu? Yatırılıyor. Gümrük vergisi var mı? Yine yok arkadaşlar. Bakın, serbest bölge şöyle bir şey var. Gümrük vergisinden bahsediyoruz. Bir ATR'lerden bahsetmiştim size. ATR'leri isterseniz tekrar bir hatırlayalım. Eğer ATR belgesine sahip ise problem yok. Tamam mı arkadaşlar? ATR için telafi edici belge ödenmişse Türkiye girişte ayrıca bir gümrük vergisi söz konusu olmayacak. Evet. Serbest bölgeler, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerini ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında. Gümrük bölgesi dışında ama menşe hükümleri açısından içinde. Bunu KDV kısmında anlatmaya çalıştık. Serbest bölgeler menşe hükümlerine göre Türkiye'nin içinde. Bu nedenle serbest bölgelere verilen hizmetlerde hizmetin KDV'si var. Bu nedenle serbest bölgelere yapılan navlun ve taşımacılık işlerinde faturanın KDV'si var. Bu anlamda menşe hükümleri açısından Türkiye gibi kabul ediliyor. Daha doğrusu Türkiye gümrük bölgesi içinde demeyeyim de Türkiye içi kabul ediliyor. Tamam arkadaşlar? Gümrük bölgesinin dışında olmasına rağmen bunu belki o kelimeyi orada biraz düzeltmekte fayda olacak. Arkadaşlar, serbest bölgeler gümrük sınırları dışında, Türkiye sınırları içinde özetle. Evet. Şu tablomuza bakalım. Nereden geliyor? Yurt dışından serbest bölgeye geliyor. İstisna. Transit de olsa sorun yok. Serbest bölgeden yurt dışına gidiyor, gümrük vergisi yok. Serbest bölgeden serbest bölgeye gidiyor, gümrük vergisi yok. Türkiye'den serbest bölgeye gidiyor, yine gümrük vergisi yok. Serbest bölgeden Türkiye'ye gelen, eğer demin söylediğim ATR belgesine sahip değilse var, sahipse yok. Zaten pratikte bunlar o esnada telafi edici vergileri ödettiriliyor. Evet. Transit ticaret arkadaşlar. Gümrük vergisi ve transit ticaret bölümü. Şimdi bakın, transit ticaret bir yabancı ülkeden diğer bir yabancı ülkeye gönderilen maldır. Bu mal yani millileşmemiş maldır. Türk gümrük sınırlarının içine girip millileşti mi artık transit ticaretten bahsedemeyiz. Transit ticaret millileşmeyen mallarla alakalıdır. Millileşmeme hali nasıl olabilir? Serbest bölgeye geldiği zaman da millileşmemiştir. Eğer antrepoya, gümrüksüz antrepoya geldiği zaman da millileşmemiştir. Atıyorum, gümrüksüz antrepoya da serbest bölgeden bir ürünü aldı bir Türk firma, bunu yurt dışına gönderdi arkadaşlar, transit ticarettir. Veyahut da hiç gelmedi Türkiye'ye. İngiltere'den geldi ve malı biz Mısır'a gönderdik. Ya da Hindistan'a yolladık. Bu da transit ticarettir. Ve dolayısıyla Türk gümrük mevzuatıyla hiçbir alakası yoktur. Tamam. Transit ticaret olmasını engelleyen malın millileşmesidir. Millileşmemişse yapabilirsiniz. Şimdi serbest bölgedeki firma ne yapacak? Serbest bölgedeki firma bir başka serbest bölgeden veya yurt dışından satın aldığı bir malı bir başka serbest bölgeye ya da yurt dışına gönderebilir. Bu durumda transit ticaret gerçekleşmiş demektir. Transit ticaret bankayla başlar. Bankalar transit ticaret formu düzenler. Düzenlenen bu transit ticaret formuyla mal geldi ve gitti işlemi yapılır. Bu bankanın düzenlediği bu transit ticaret formundan sonra serbest bölgelerde binde bir oranında bir fon vardır transit ticarette. Ancak transit ticaret hiçbir şekilde gümrükle alakalı bir iş olmadığı için serbest bölge gümrük müdürlüğüne transit ticaret formunun ibrazı şart değildir. Gerek yoktur. ÖTV'ye gelecek olursak kısaca söylüyorum. Arkadaşlar, ÖTV ne diyor kanununda? Yurt dışı diyor. Serbest bölgeler yurt dışı mı? Değil. O zaman serbest bölgelere satılan mallarda ÖTV var arkadaşlar. KKDF
burada peşin ödeme ya da vadeli ödeme söz konusu olduğu için yurt dışıyla bu ithalatlarda nasıl davranıyorsak serbest bölgelerde de farklı bir durum yok. Katma değer, kaynak kullanım destekleme fonu yürürlüğe giriyor. Transfer fiyatlamasına gelelim. Çünkü bana bakılıyor, farkındayım. Onun yüzden biraz hızlandım. Kusura bakmayın. Transfer fiyatlaması arkadaşlar, bu önemli. Buraya çünkü vakit ayırmam lazım. Bakın. Serbest bölgede bir şubeniz var. Merkezinizde Türkiye'de. Aradaki ticarette çok dikkat etmek lazım. Emsal fiyat dışında fiyat uygulamaları olursa transfer fiyatlaması yönünden sıkıntıya girersiniz. Diyeceksiniz ki serbest bölge Türkiye arasında vergi, yani Türkiye'deki firmanın serbest bölge şubesinin vergisel durumu yoksa ne olacak? Arkadaşlar, vergisel durumu yok, yani vergiye tabi ise de dikkat etmemiz gerekiyor. Başka nedenler var ama üretim firması olduğunu düşünün. Vergiden muaf, kurumlar vergisinden muaf, üretim firması. Ve siz ne yapıyorsunuz? Merkezinizden serbest bölgedeki üretim yapan firmaya ham madde gönderiyorsunuz. Atıyorum, kumaş gönderiyorsunuz. Gönderdiğiniz bu kumaşın fiyatı eğer serbest bölgelerde nasıl olsa vergi yok diye düşük tutulacak olur ve Türkiye'deki vergi, böylece ödenecek vergi azaltılacak olursa bu transfer fiyatlaması açısından çıkacak, hazırlanacak olan raporda başınıza büyük iş çıkarır arkadaşlar. Yani bu fiyatlamaya dikkat edelim. Bu fiyatlamalar esasında serbest bölgenin vergiden muaf bir takım hareketleri nedeniyle Türkiye'den gönderilen ya da alınan malların fiyatları buna göre ayarlanır ise problem olur. Mesela diyelim ki mal üretildi. %85'ten de faydalanmak istemiyor firma. Serbest bölgede malı üretti ve de vergiden muaf. Tamam mı arkadaşlar? Kurumlar vergisi var mı? Yok. Türkiye'de bir kardeş kuruluşa bu malı satarken yüksek değerle satarsa, kardeş kuruluşta sadece üzerine %1-2 kar payı koyup satarsa ne olacak? Vergi vermeyecek Türkiye'de. Bu işte arkadaşlar transfer fiyatlaması yönünden büyük sorun ve bunlar emsal fiyat ölçüsü ve diğer ölçüler, tabii ki kanunun transfer fiyatlamasını gerektirdiği diğer ölçülerde dikkate alınarak rapor hazırlandığında arkadaşlar cezayla muhatap olursunuz. Hocam, onlarla ilgili bir oran var mı? %10'dan aşağı, %10'dan aşağı olur. Yok, oran yok. Emsal fiyat diyorum. Emsal fiyata bakacaksınız. Aynen öyle. Hele arkadaşımızın sorduğu gibi bir ürün için hem Türkiye'deki X firmasına satılıp hem kendi merkezine ya da ilişkili firmaya satılıyorsa buradaki fiyat farkı çok çok daha rahatsız edici olacaktır ve kesinlikle bir problem çıkar. Yakın olmalı veya aynı olmalı arkadaşlar. Tamam mı? Fakat Danıştay burada emsallere çok dikkat ediyor. Emsalleri çok fazla dikkate alıyor ve verdiği kararlarda da bunu çok açık belirtiyor. Emsal gösterilmemesi örtücü kadar iddialarının reddedilmesine neden oluyor. Emsal kıyaslamasına ilişkin kurum içi ve diğer benzer kurumlara dayalı ölçüler dikkate alınmak zorunda arkadaşlar. Burada kar oranının yüksek olması ya da olmaması çok önemli değil. Mesela bir karar var, burada yazdık. %41 olduğu için maliyenin memuru incelemeden, emsallere falan fazla bakmadan tahakkuk ettirmiş vergiyi. Danıştay bozmuş. Emsale git bak diyor. Bu nedenle emsallere bakılacak. Ancak şu söylediğim örnekler arkadaşlar, dikkat edin. Şimdi serbest bölgelerde çoğunlukla üretici firmalar vergiden muaf iş yapıyorlar. Ve dolayısıyla Türkiye'deki ilişkili firmalar veya ana firmasıyla yapacağı her türlü ticarette fiyatlara çok çok fazla dikkat edin. Bunların emsallerine bakın. Eğer emsaller yok ise diğer usullerle maliyet artı vesaire gibi bakılsın ve fiyatlar öyle tayin edilsin. Serbest bölgedeki vergiden muaf işlemler, yani üretim, Türkiye'deki vergi kaçırmanın bir yolu olarak kullanılmasın. Mesela. Alp Bey, ilave edeceğiniz bir şey var mı? Çok teşekkürler. Arkadaşlar, bu eğitim burada sona ermiştir. Hepinize iyi akşamlar. Arkadaşlar, ben de sizlere çok teşekkür ederim. Tabii hocaların bir alkış hak etmeyelim. Bir davranışınıza en ufak bir katkı sağlayabilirsek ne mutlu bizlere diyorum. Ben İSMO'nun tüm kurumları adına, sizler adına, hocalarıma bilgilerini, birikimlerini bizlere paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki eğitimde buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar. Thank you.